Lanin için adalet! Lanin için adalet! Yaşamın her alanını daha da güvencesiz hale getiriyor! Çocuk Zilda! Çocuklara ben hakkım elin diye ve cezasızlığı kral yapan iktidarın politikaları ve çocuk cinayetlerinin zeminini hazırlayanlardır! İlçesinde 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Giran'ın dün cansız bedenine ulaşıldı. Evet, hüzünlüyüz ama daha çok öfkeliyiz. Bugün milyonlarca çocuk okuluna koşarken Narin'in sırası boş kaldı. Hem sokaklar hem iktidarın her fırsatta dilinden düşürmediği kutsal aile masalı maalesef ki bu ülkede ne kadınlar ne de çocuklar için güven vermiyor. Çocuk cinayetle önlemleri uygulamayanlar elbette ki Narin'in ölümünden sorumludur. Kamuoyu baskısıyla günlerdir gündemde kalan Narin'in başına ne geldiği tüm açıklığıyla ortaya çıkarılmalıdır. 19 gündür basın yasaklarıyla, soru işaretlerini yanıtsız bırakan tutumuyla çok yaklaştık. Her şeyi yapıyoruz diyenlerin, yaşananların üzerine örtenlerin, benzer olayların tekrarlanmasının önünü açtığı açıktır. CHP milletvekili Galip Ensaroğlu'nun Narin'in cansız bedenine ulaşılmasına dair gözaltına alınan üyelerin de bulunduğu aileye ilişkin aileyle benim 40 yıllık dostluğum var. Ailenin hemen hemen tüm bireylerini tanırız demesi kovuşturmaya siyasetin etkisinin açık göstergesidir. Baksın ölümü bir kez daha gösterdi ki çocukların takibinin devlet tarafından yapılmaması, çocukların tüm bakımının, gelişiminin sorumluluğunun ailelerin inisiyatifine bırakılması, çocuk koruma sisteminin etkin işletilmemesi, İstanbul Sözleşmesi'nden bir gecede çıkılması, çocuk istismarı davalarında cezasızlık politikaları, çocukları cinsel istismardan koruyan Lanzarote Sözleşmesi'nin hedefe konması failleri cesaretlendiriyor. Çocuklar için yaşamın her alanını daha güvencesiz hale getiriyor. Senelerdir çocuklar erkekler tarafından istismara uğruyor, kaçırılıyor, kaybediliyor. Bu kayıplar kutsal ailenin içinden dışarı çıkarılmıyor. Kol kırılıyor, yer içinde kalıyor. Rabia Naz'dan Gülistan Doku'ya, Yelda Kahraman'dan Nadira Kadıroğlu'ya faillerin nasıl konulduğunu iyi biliyoruz. Çocuk şiddetine, kayıplara, ölümlere, istismara alışmaya niyetimiz yok. Bizler biliyoruz ki dinci, gerici vakıf ve derneklerle işbirliği yapanlar her alanı piyasa ve tarikatlara teslim eder. Mesemlerde çocukların hayatını hiçe sayarak gencecik bedenleri ölüme gönderenler, deprem sonrası kaybolan çocuklara kanatlı melek diyerek ölümü kutsallaştıran, 4+4+4 uygulamasıyla okula başlama yaşını düşüren, liselere devam ederken çocuk yaşta evliliğe vize veren yönetimlerden
yönetmelik değişiklikleriyle cezasızlığı kural yapanlar bugün bu cinayetlerin asıl sorumlusudur. Yani çocuk cinayetleri nereden gelirse gelsin politiktir. Bugün narin için isyan ederken adalet talebimizi yükselterek bir çocuğumuzun bile tırnağına zarar gelmesin diye mücadele etmekten vazgeçmeyeceğiz. Narin için adalet istiyoruz. Narin için adalet istiyoruz. Narin için adalet istiyoruz. Çocukların güvenle büyüyebileceği bir yaşam için mücadeleyi sürdüreceğiz. Narin'in öldürülmesindeki tüm sorunların ortaya çıkartılması, cezalandırılması için sürecin takipçisi olacağız. Çocukları karanlığa teslim etmeyeceğiz. Sağ ol. Evet, evet, sağ ol.